Selamünaleyküm. Senin vücudunda konulan duygular terazileriyle rahmet-i ilahiyenin hazinelerinde iddihar edilen nimetleri tartmaktır ve külli şükretmektir. Külli şükrün izahı. Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Şimdi insan büyük bir şeyin, denizin karşısına birdenbire büyük bir deryaya düşer. Su ne kadardır? Ne kadar bir su var? İzah etmek mümkün değil. Bunu ben nasıl size izah edeyim? Yani acizliğini izhar ettiği zaman onun büyüklüğünü anlatmış olur. Onun için diyor, Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Ey alemi böyle bizim emrimize yaratan, ben senin hakkı şükrünü nasıl eda edeyim? Göze mi şükredeyim? Kulağa mı şükredeyim? Domatese mi şükredeyim? Havaya, nefese, ciğere, dalga, böbreğe mi şükredeyim? Ey Rabb-i Rahim'im! Bu güneşe, aya, yıldızlara mı şükredeyim? Hangisine şükredeyim? Aciz kaldım. O zaman şükrün tamamını yapmış olur. Subhaneke ma şekernake hakkı şükrike meşkur. Senin hakkı şükrünü ben nasıl eda ederim Rabbim? Bu kadar nimetlerine ne diyeyim ben? Hangisine şükredeyim? Akıl, fikir, iman, izan, dünya, cennet, ahiret, güzel insanlar. Say sayabildiğin kadar, dolu ağzına kadar lebalep, ev, yatak, her şey. Ben bunların hangisine şükredeyim? Birdenbire engin bir bolluğun içerisindesin. Hangisine şükredeceksin? Ben doğrusu bunları saymakla imkan yok, sayamam. Sen anla ki sonsuz bunlar. O zaman hakiki şükretmiş oluyor. Onun için duada geliyor. Subhaneke ma abednake hakka ibadetike ya mabud. Subhaneke ma şekernake hakka şükrike ya meşkur. Senin hakkı şükrünü ben nasıl eda ederim? İşte bu aczini izhar etmekle hakiki şükretmiş olur. Yoksa saymakla şükür.